Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi 2017 yılında da gerçekleştirdikleri projelerle seçim vaatlerinde bulunduklarının fazlasıyla yeni hizmet yılında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray'ı her alanda geleceğe taşımak ve daha çağdaş bir kent ve marka şehir yaratmak için var gücüyle çalışan Aksaray Belediyesi, 2017 yılında toplam 85 milyon liralık yatırıma imza attı. Çevre, altyapı, spor ve eğitim gibi alanlarda fark yaratan hizmetler sunulurken, kültür-sanat etkinlikleriyle de binlerce vatandaş sosyal yaşama katıldı. Fiziki projeler hız kazandı. Aksaray Belediyesi 2017 yılında her bireye dokunan hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmaları önemli yatırımlarla taçlandırdı. Özellikle fiziki projelere ağırlık verildi. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde 2. Kadın Aktivite Merkezi'nin temeli atıldı. Piri Mehmet Paşa Alt Geçit Projesi ve Piri Mehmet Paşa Çarşısı, 2. Kılıç Arslan Hamamı, Azmi Milli, Cemalettin Aksaray'ı Bilgi Evi, Ulaırmak Rekreasyon Alanı ve Tacın Kent Parkı bitme aşamasına getirildi. Seyir terası hizmete açıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en önemli projelerinden bir tanesi olan Bağlıköy'de çalışmaları devam eden 3 etaplı su projesinde büyük yol kat edildi. Rekor seviyede asfalt ve yol çalışmaları, alt üst geçitler ve köprüler tamamlandı. Vatandaşlar için sosyal konutlar yapıldı. Kültür ve sanata büyük yatırım. 2017 yılı içinde kente yepyeni parklar ve sosyal yaşam alanları kazandırıldı. Pek çok mevcut parkta elden geçirildi ve modern görünüme kavuşturuldu. Farklı bölgelerde yaklaşık 3000 araçlık park yeri yapıldı. Tüm mahallelerde kaldırım ve yol onarımları yapıldı. Yıl içinde hayata geçirilen fiziki yatırımlar onlarca kültürel ve sosyal etkinlikle süslendi. Bir yılda birçok konser gerçekleştirildi. Hem yetişkin hem de çocuklara yönelik olarak onlarca tiyatro gösterimi sunuldu. Konferanslar, festivaller, çocuk ve yetişkinler için düzenlenen sinema film gösterimleri ve dahası. İstihdamda milli seferberlik çağrısına destek kapsamında imzalanan protokollerle özellikle kadınlara yönelik düzenlenen mesleki eğitim kursları, halk günü buluşmaları, esnaf ve vatandaşları ziyaretler, toplumun her kesiminden bir araya gelinen istişare toplantıları. Durmak yok, yorulmak yok. Yeni yılda da Aksaray'a ve Aksaraylılara her alanda fark yaratan hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, marka şehir olma yolunda yaşanacak bir kent yaratmak için çıktığımız yolda emek, özveri, hizmet ve başarı dolu bir yılı geride bıraktık. Çocuklarımızdan kadınlara, engelli vatandaşlarımızdan yaşlılarımıza kadar her bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. 2018'de de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ederek hizmet çıtamızı daha da yukarıya taşıyacağız dedi. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri oynanacak milli maç öncesinde salon çevresinde düzenlemeler yaptı. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri Türkiye-Hollanda maçı öncesi salon çevresinde çalışmalarını tamamladı. Aksaray'a yakışır bir ev sahipliği için kolları sıvayan Aksaray Belediyesi, Hasan Dağı Spor Salonu çevresinde temizlik ve çevre düzenleme işlerini tamamladı. Kaldırımlarda bulunan kilitli taşlar, bordür taşlarının eksikleri giderildi. Kaldırımları yıkama, otopark alanını genişletme ve genel temizlik çalışmaları hızlı şekilde sonlandırıldı. İtfaiye ekipleri ise bayrak süslemeleri ve salon süslemelerini tamamladı. Günde kaç dakika telefonla konuştuğunuzu hiç düşündünüz mü? Yapılan araştırmada Avrupa'da 458 dakikayla yine en çok telefonda konuşan ülke olarak kendi rekorumuzu egale ettik. Ortalama aylık 458 dakika telefon görüşmesiyle Avrupa'da en çok telefonda konuşan ülke olarak 2017'de de kendi rekorumuzu kırdık. Avrupa ülkeleri arasında 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Makedonya 293, İtalya 274 ve Bulgaristan 262 ile arayı açtı. Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması 233 dakika olarak gerçekleşti.
Türkiye 2017'in 3. çeyreğinde kişi başına 458 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle kendi rekorunu kırdı. Avrupa ülkeleri arasında 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Makedonya, İtalya ve Bulgaristan'la da arayı açtı. Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması 233 dakika olarak gerçekleşti. Türkiye 2017'nin 3. çeyreğinde kişi başına 458 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle kendi rekorunu bir kez daha kırdı. Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen ARPU rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde Eylül 2017 sonunda 19,48 avro seviyelerinde iken Türkiye'de 7,13 avro oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun son raporlarına göre Türkiye'de aktif olarak 76.616.147 telefon abonesi var. Bu sayının neredeyse Türkiye nüfusuyla eşdeğer olmasının sebebi ise bazı telefon kullanıcılarının aynı anda iki hat birden kullanıyor olması. Yine BTK'nın raporuna göre bu değerlerin kapsamında yapılan araştırmada Türkiye'nin %96 oranında mobil kapsama içinde olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca yine yapılan araştırma sonucuna göre anlaşıldı ki mobil cihazlardan yapılan aramada büyük artış yaşanırken sabit hatlardan yapılan aramalarda büyük düşüş yaşandı. Artık mobil cihazların verdiği kolaylık sayesinde kullanıcılar evlerinde sabit telefon bulundurmuyor. Evde sabit telefonları olanlar bile mobil cihazlarından görüşmelerini gerçekleştiriyor. TOKİ tarafından Aksaray Merkez Zafer Mahallesi'nde inşa edilen konutlara başvuran 609 vatandaş ev sahibi olma hayallerine kavuştu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Aksaray Merkez Zafer Mahallesi'nde inşa edilen konutlara başvuru yapan 609 hak sahibi vatandaş kura teslimiyle ev sahibi oldu. 50 yıldır tek hayali bir ev sahibi olmak olan emekli Ramazan Öztürk de kura çekilişiyle hayalindeki eve kavuştu. İlk kez ev sahibi olan Ramazan Öztürk çok mutlu olduğunu söyledi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen TOKİ kura çekiminde 4 konut şehit ailelerine verildi. Kura çekiminde 229'u emekli olmak üzere 609 vatandaş ev sahibi oldu. Kura çekiminde duygusal anlar yaşandı. 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemelerinde Aksaray'da Hollanda ile karşılaşacak erkek milli takımımız antrenmanlarını tamamladı. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda saat 18'de oynanacak olan 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri Türkiye-Hollanda maçının hazırlıkları her iki takımda da son buldu. İlk antrenmanı Türkiye A Milli Handbol Takımı yaptı. Hasan Dağı Spor Salonu'nda saat 10'da başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ve açma germe ile başlayan antrenmanda milliler tam kadro sahaya çıktı. Depar atma ve kondisyon çalışması yapan Türkiye A Milli Handbol takımında kaleciler antrenörleriyle takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Kalecilerden ayrı çalışan diğer oyuncular ise savunma ağırlıklı antrenman yaptı. Hollanda A Milli Handbol takımı ise antrenmana öğleden sonra çıktı. Hasan Dağı Spor Salonu'nda saat 11.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Açma germe çalışmasıyla başlayan antrenmanda Hollandalı milliler tam kadro sahaya çıktı. 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri Türkiye-Hollanda maçı yarın saat 18'de Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye-Hollanda maçı TRT Türk ve Çay TV'de canlı yayınlanacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.